Özel görelilik teorisi iki postüla varsayım üzerine kurulmuştur. Bu postülalar 1. fizik yasaları birbirine göre sabit hızla hareket eden eylemsiz gözlem çerçevelerinde aynı şekilde geçerlidir. 2. ışığın hızı ışık kaynağının ve gözlemcinin hareketinden bağımsız olup sabit bir değerdedir. Zaman geçmişten şimdiye, şimdiden geleceğe kadar uzanan doğrusal bir olgu olarak algılanır yıllar kronolojik sıraya göre birbirini takip eder. Bir referans sisteminde eş zamanlı olan iki olay, genel olarak birinciye göre hareketli olan ikinci sistemde eş zamanlı değildir. Yani eş zamanlılık mutlak bir kavram değildir. Gözlemcinin hareket durumuna bağlıdır. Seçilen referans sistemine göre gözlemcilerin saatleri veya cetvelleriyle ölçtükleri değerler farklı olabilir. Ama referans sistemlerindeki fizik yasaları aynıdır. Örneğin, şekildeki S sistemindeki F eşittir M çarpı A bağıntısı S'ye göre sabit hızla hareket eden S üstü sisteminde F üssü eşittir M çarpı A üssü olarak aynı şekle sahip olmalıdır. Hareketli gözlemcinin ölçücüye zaman aralığı delta t, durgun olan gözlemcinin ölçücüye zaman aralığı delta t sıfırdan daha uzundur. Bu etki zaman genişlemesi olarak bilinir gözlem çerçeveleri arasındaki dönüşüm kat sayısı gama eşittir, 1 bölü kare kök, 1 eksi v kare bölü c kare olmak üzere, delta t eşittir, gama delta t sıfır olarak bulunur. Gama, her zaman birden büyük olduğu için, delta t büyük, delta t sıfırdır. Hıza bağlı olarak gamanın değişimi grafikteki gibidir. Cismin hızı, ışık hızına yaklaştığında gama değeri de hızla artar. Cismin hızı, ışık hızına eşit olduğunda gama sonsuz olur hız 1.5 çarpı 10 üssü 8 metre bölü saniye değerinden küçük olduğunda gama yaklaşık 1'dir.